Değerli izleyenler, gündemi değerlendirmek üzere CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu stüdyo konuğumuz. Sayın Altıca Kayışoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gündemi değerlendireceğiz dedik ama öncesinde izlediğimiz haberler gerçekten yürek burkan. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok maalesef canımızı acıtan haberler ne yazık ki. Terörden bahsetmemek maalesef ki mümkün değil. Dilerseniz öncesinde terör olaylarıyla başlayalım ki bu dönemde, bu süreçte koalisyon da gündemde. İkisiyle birlikte genel bir değerlendirme yapalım dilerseniz o başlıklar altında. Evet, gerçekten şöyle söyleyeyim, tabii seçimden sonra da biz sürekli halkımızla birlikte bir arada olmaya çalıştık ve sürekli dolaşıyoruz. Dün akşam da Yıldırım'da Hacivat Mahallesi'ni, Şirinevler Mahallesi'ne dolaşıyorduk, kahve ziyaretleri yapıyorduk. Ve mesela birkaç gün öncesine kadar, bir hafta öncesine kadar halkımız bize gittiğimizde koalisyon kurulacak mı? İşte bu hükümet acaba kurulacak mı? Belirsizlik giderilecek mi diyordu. Ve daha çok ekonomik taleplerini, ekonomik sıkıntılarını dile getiriyordu. Fakat dün akşam da çok yoğun bir şekilde gördük ki halkımız artık bu kanın durmasını istiyor. Gerçekten ilk sorulan soru, ilk beklenti, çözüme ulaştırılması istenen ilk konu bugün yaşanan bu acı olaylar. İnsanlar artık şehit haberleri duymak istemiyorlar. Artık televizyonları açıp gerçekten bu haberlerle karşılaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla da tabii bunu biraz da aslında hükümetin kurulmasına bağlıyorlar ve hükümetin bir an önce kurulup bu olayların da sonlandırılmasını istiyorlar. Tabii son bir ay içerisinde onlarca vatandaşımız maalesef bir takım saldırılarda, işte katliamlarda, bombalı eylemlerde, işte terör saldırılarında maalesef kaybettik vatandaşlarımızı. Bunun da giderilmesi için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz bir meclis araştırması önergesi verdik. Meclise olağanüstü toplantıya çağırdık. Çünkü Türkiye'nin en yetkili organı tabii ki bizce Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 550 tane milleti temsil eden vekilin bulunduğu bir organda Türkiye'nin bugün için en önemli sorunu olan bu konunun ele alınıp araştırılması, tespiti ve çözümünün üretilmesi buraya düşerdi. Fakat biz böyle bir talepte bulunmamıza rağmen maalesef reddedildi. Bu şekilde hala sorun devam ediyor. Hı hı. Bir an önce bitirilmesi için de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız, her zaman söylüyoruz. Evet ki sizin aldığınız yorumlara göre de sürekli görüşmeler sağlanıyor AK Parti, CHP arasında. Evet. Vatandaş o zaman bir an önce hükümetin kurulmasını istiyor. Vatandaşın beklentisi o yönde. Tabii biz de şunu söylüyoruz, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten kişisel hiçbir şekilde çıkarımız söz konusu olamaz. Partimizin de artık şunu çok açık ve net söylüyoruz, partimizin çıkarlarından çok ülkemizin çıkarları her zaman ön plandadır. Bugün için ülkemizin menfaati ne gerektirirse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu yapmaya hazırız. Bizler sorun üreten, sorun yaratan, sorun çıkaran parti değil, çözüm üreten ve çözüm noktasında her zaman bulunan bir parti olarak da çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi tüm bu yaşananların ardından aslında çözüm süreci de çok dile getirilen bir kavram haline geldi bugünlerde. Evet. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz peki, çözüm süreciyle ilgili? Şimdi tabii çözüm süreci aslında ülke gündemine geldiğinde bir takım çevreler çok farklı yorumlar yaptılar. Yani destekleyenler oldu, temkinli yaklaşanlar oldu, bir takım koşullar ileri süren oldu. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman bu sorunun şeffaflıkla ve mecliste ele alınarak toplumun bütün paydaşlarının içinde bulunacağı ve görüşünü belirteceği bir şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz. O şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu yaşanan süreç bir noktada aslında bir çatışmasızlık ortamı yaratmıştı. Uzun zamandır şehit haberleri almıyorduk. Bu aslında şimdi tekrar geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki aslında bir huzur ortamı yaratmış. Kısmen birden seçim sonrasında geriye bir dönüş yaşandı. Hatta bırakın 90'lı yıllara dönüş olması konusunda, hatta olduğu konusunda tespitler, eleştiriler var. Çünkü bir yandan bu saldırılar tabii hiçbir şekilde tasvip edilmemekle birlikte bunlar da göz önünde tutularak bir takım olağanüstü hal koşullarını andıran uygulamalar da yürürlüğe sokuluyor. Tabii
her zaman savaşlarda bu tarz işte çatışmalarda siviller de çok büyük zarar görürler. Gerçekten işte her gün şehit haberlerimiz geliyor. Bunların yaşanmaması için biz ne gerekirse tabii yapmaya hazırız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü halkın beklentisi de bu yönde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna her zaman çözüm üretmeye hazırız. Çözüm süreci de dediğim gibi bizce mecliste tamamen şeffaf bir şekilde herkesin huzurunda bir toplumun bütün paydaşlarının onaylayacağı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu çok büyük acı haberlerin öncesinde de biz haberlerde şiddet haberlerine ne yazık ki ele alıyorduk. Kadına evet. Şiddet olaylarına değiniyorduk. Aslında bu da ele alınması gereken bir başka konu. Bir de kadın milletvekiliyle evet. Konuşacak olursak eğer. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Kadına şiddetle ilgili değinmek, vurgulamak istediğiniz şeyler var mıdır ülkemiz adına, Bursa tabii, adına? Tabii. Ülkemizin dediğiniz gibi aslında birçok sorunu var. Evet. Güncel sorunlar bunlar. Hiçbir zaman bitmiyor. Fakat sadece ne oluyor? Zaman zaman o sorunun önüne başka bir sorun geçiyor. O gün için gündem değişiyor fakat o sorunlar çözüme kavuşmamış oluyor. Bunlardan bir tanesi de tabii her gün yaklaşık 5 kadının öldürüldüğü bu ülkede kadına şiddet sorunu. Bununla ilgili olarak biz seçim döneminde söz verdik. Hem partililerimize hem seçmenimize, özellikle kadın seçmenimize tabii. Erkek seçmenlere haksızlık yapmayalım. Onlar da bunu dile getiriyorlardı. Gerçekten bir kadın vekil olarak, hukukçu olarak bu konuda ne yapacaksınız diye soruyorlardı. Biz bunun her zaman bir eğitim sorunu olduğunu, bu sorunun kökten çözümünün ancak o işte kültürel kodlamanın, sosyal algıların değişmesiyle ve en küçüklükten itibaren eğitimle söz konusu olabileceğini söylüyorduk. Tabii ki bu aşama biraz uzun süreli bir uzun bir süreç gerektiriyor bu çözüm. Bu anlamda cezaların caydırıcı olması için de arttırılması, işte usul kanununda, ceza kanununda bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini de biz söylüyorduk. Bununla ilgili bir takım teklifler meclis gündemine geldi. Ben de bu konuda özellikle 4 ayrı kanunda ceza kanunu, ceza yargılama kanunu, tanık koruma kanunu ve infaz kanununda değişiklikler içeren kanun teklifleri sundum meclise. Bu konuda kadın kuruluşlarıyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da işte çok kapsamlı bir teklif olduğunu beyan ediyorlar ve şöyle söyleyebiliriz. Yani burada her aşaması düşünülmüş. Umarım meclis gündemine komisyonlar oluşturulup meclis gündemine gelir ve bütün eminim ki biz bunun siyaset üstü, partiler üstü bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bütün özellikle de tabii kadın vekillerin, erkek vekillerin de tabii desteğiyle geçeceğini umuyoruz. Bu durumda neler olacak? Özellikle şunu söyleyelim. İlk aşamadan yani soruşturma aşamasından tutun, infazdan sonraki aşamaya kadar bu caydırıcılığı sağlayacak bir takım önlemler öngörüyor bu teklifler. İşte nedir? Tutuklama konusunda bir takım suçlar vardır, katalog suçlar dediğimiz ve o suçlar işlendiği takdirde bu tedbirlerin, tutuklama veya diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanacağı varsayılır diyelim. Kadına şiddet de kadın ve çocuğu da içeriyor bu tekliflerimiz. Kadın ve çocuğa şiddette o suçlar kapsamına alınıyor. İkincisi, örneğin adli kontrole sevk edildiğinde bu konudaki şüpheliler orada adli kontrolün yanı sıra ailenin korunması kanununda öngörülen tedbirlere de hakimin hükmetmesi gerektiği belirtiliyor. Yani nedir? Evden uzaklaştırma, işte telefonla rahatsız etmeme gibi. Yargılamadan sonra cezalandırma süreci, işte eğer cezaevine girerse infaz aşamasından sonra da biliyorsunuz cezam infaz oldu bitti diyen hükümlü cezaevinden çıkıp yine gidip maalesef aynı şekilde davranabiliyor. Tekrar bir şiddet olayına maruz kalabiliyor kadınlar. O anlamda infaz aşamasından sonra da yani en baştan mahkeme kararını verirken infazdan sonra da yürürlüğe girmek üzere bir takım tedbirler öngörebiliyor. Yani infaz bitti, nedir? Bir ay. İki ay daha evden uzaklaştırma gibi çok kapsamlı gerçekten işte tahrik indiriminin olmaması gereken, ertelemenin gerçekleşmediği, uzlaşma hükümlerinin uygulanmadığı
birer çerçeve mevzuat diyelim. O şekilde kabul edilirse yürürlüğe girecek ve sanırım bayağı Biliyoruz kapsamlı ki. Bir caydırıcılık anlamında kanunlar şeyi olacak. Evet, çünkü evet. Siz de ilk olarak dediğiniz önlemler çok önemli ki o caydırıcı cezalar da çok çok önemli. Umuyoruz ki bir an önce olacaktır ki o haberlere Tabii biz bir yandan şunu da belirtmek istiyorum, eklemek istiyorum. Biz bir yandan bunu yaparken mevcut geçici iktidarda maalesef bir taslak hazırlamış. Bu taslak da gündeme geldi. Yine özellikle kadın kuruluşları bunu çok eleştirdiler. Ceza yargılaması konusunda mahkemelerin iş yükünü azaltmayı amaçladıkları belirtiliyor. Fakat iş yükünü azaltalım derken biz taslağı incelediğimizde görüyoruz ki aslında kadına şiddeti bir yandan da cezalandırmayan hatta bir noktaya kadar affeden bir sistem geliyor maalesef. Ve şu oluyor yani birey bireye karşı suç işlediğinde ki bu kadına karşı şiddetle, çocuğa karşı şiddetle, taciz, tecavüz bunları da içeriyor. Devlet pazarlık yapma hakkını kendi de görebiliyor. Yani işte 5 yıla kadar suçlarda işte şu kadar para cezası verirseniz işte dava açmayız gibi bir sistem maalesef. Tabii bir yandan hem kanun teklifimizi veriyoruz, bir yandan bu diğer kanun taslaklarına karşı da mücadele etmemiz gerekiyor maalesef. Şimdi bir diğer konumuz aslında yine siz bir hukukçu olarak değinecek olursak hakim ve savcılık sınavları ile ilgili olacak. Burada sınavları geçse de kişilerin mülakatlarda sıkıntı yaşadığını söylüyoruz. Bunun için neler söyleyebiliriz? Evet, onun içinde tabii yargı yine bizim alanımız. Gerçekten ben yargı bağımsızlığının daha en baştan tesis edilmesi için ilk adımların orada atılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da hani işte o HSYK kanunu işte verilen idareye verilen daha doğrusu yürütme organına verilen yetkiler, yargı içerisindeki işte kadrolaşmalar vesaire aslında hepsi en temelden başlıyor. O da maalesef mülakat aşaması. Bizim sistemimizde bir yazılı sınav yapılıyor ve bu yazılı sınavı geçenler bir mülakata tabi tutuluyorlar. Bakanlık bünyesinde oluşturulmuş olan oradaki işte idari mercilerdeki hakimlerden oluşan bir kurul tarafından, bir heyet tarafından mülakat yapılıyor. Ve o mülakatlarda belki bütün iktidarlar döneminde evet bu kadrolaşma gerçekleştirildi ama özellikle ve özellikle son 13 yıl içerisinde çok daha ciddi boyutlarda kadrolaşma gerçekleşti. Yani işte 3 kere, 4 kere yazılı sınavı kazanıp en yüksek puanı almış, belki sınavın üçüncüsü, ikincisi olmuş birçok kişi bu mülakatlarda liyakatlarına bakılmaksızın tamamen siyasi saiklerle elendiler. Biz bunları biliyoruz. Birçok dava açıldı bu konuda, basına birçok şey yansıdı. Hatta 7 Haziran seçimlerinden bir iki gün sonra da aynı şekilde bir mülakat açıklandı. Bizi Türkiye'nin dört bir yanından aradılar. Dördüncü kez eleniyorum, beşinci kez eleniyorum. Ve genellikle işte şuralı olduğum için, buralı olduğum için veya ailem şu görüşten olduğu için gibi şeyler söyleniyor. Dolayısıyla da biz bunu aşmak için sadece bugün için değil, yarın için, sonrası için, gelecek için hangi iktidar gelirse gelsin. Bunu gerçekten artık değiştirmek, insanların liyakatına bakmak için özellikle bu mülakatı kaldırmayı amaçladık ve böyle bir yasa teklifi de sunduk. Hatta geriye yönelik olarak da bugüne kadar mağdur edilmiş, yüksek puanlar almış, mülakatlarda elenmiş arkadaşlarımızın da peyderpey bu adaylığa atanmaları konusunda bir teklif de sunduk. Biz objektif, tarafsız bir yargı oluşmasını istiyorsak öncelikle buradan başlamalıyız diye düşünüyorum. Evet, tabii ki hem sizin hem de hukukçuların en yakın zamanda buna bir sonuç bulunması. Evet, yani bugün görüyoruz her gün işte kamuoyunun tabii yakından takip ettiği davalarda bir hakim bir karar veriyor, işte öbür hakim onun tutuklanmasına karar veriyor, biri işte bir soruşturmayı başlatıyor, öbürü o soruşturmayı başlattığı için onunla ilgili soruşturma başlatıyor. Maalesef bunlar halkta yargıya karşı bir güvensizlik oluşturuyor. Bu güvensizlik ortamını kaldırmamız lazım. Eğer bir hukuk devletiysek, insanlar huzur içerisinde hukuka güvenerek adil bir şekilde yaşayacaklarsa artık bu sistemi değiştirmeye başlamamız, bir yerden başlamamız gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi önergeler bitmiyor. Bir diğeri de toplantı ve yürüyüş önergesiyle ilgili. Evet. Bu tam olarak nedir? Neden böyle bir önergede bulunuyoruz?
Bu şöyle, 5 Ağustos'ta bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun uygulanması hakkında bir yönetmelik. Ve bu yönetmelik tamamen, şöyle söyleyeyim, insan hakları anayasamızda ve evrensel sözleşmelerde düzenlenmiştir. Uluslararası sözleşmelerde bizim anayasamızın 90. maddesine göre kanun hükmündedir. Hatta kanunla uluslararası sözleşme çatışırsa uluslararası sözleşme daha üstün sayılır. Şimdi bizim imzaladığımız insan hakları sözleşmeleri, bizim anayasamız gerçekten insan haklarının neler olduğunu, onların hangi koşullarda kısıtlanabileceğini düzenlemiştir. Ve haklar ancak ve ancak kanunla kısıtlanabilir ve anayasada belirtilen gerekçelerle. Şimdi bugünkü tabii güncel durum da göz önünde bulundurularak, belki bahane edilerek, aslında öncesinden geliyor tabii bu düzenlemeler. Bir takım düzenlemeler yapılıyor. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Çünkü bugün buna başladığımız zaman bunun gerisi gelir ve artık o Orta Doğu'nun diğer ülkeleri gibi sürekli çatışan, savaşan, kavga eden ülkeleri konumuna da düşmek istemiyoruz. Biz bunun yolunun aslında özgürlüklerden geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da hukukta lex superior diye bir kavram vardır. Yani alt norm üst norma aykırı olamaz. Yani bir yönetmelik kanuna aykırı olamaz. Kanun anayasaya aykırı olamaz şeklinde bir hiyerarşi vardır. Dolayısıyla da bu yönetmelikle maalesef işte insanların bir takım hakları, toplantı, gösteri, yürüyüşü yapma gibi hakları kısıtlanabiliyor. Bu tamamen kanuna aykırı. Aslında kanun da anayasaya aykırı. Çünkü hem sözleşmede hem anayasada herkesin barışçıl, şiddetsiz bir şekilde toplantı yapma, bu demokratik hakkını kullanma hakkı düzenlenmiştir. Fakat yönetmelikte buna bir takım kısıtlamalar getiriliyor. Biz bunu eleştirdik, dava açacağız dedik. Aynı gün birkaç saat sonra Türkiye Barolar Birliği bunun iptaliyle ilgili Danıştay'da dava açtı ve ben Danıştay'ın mutlaka bu yönetmeliği iptal edeceğini düşünüyorum. Çünkü tamamen anayasaya ve evrensel insan hakları ilkelerine aykırı bir şekilde düzenlenmiş durumda. Sayın Altaca, aslında ele alacağımız başka başlıklar, evet, başka konular da var ama süremizin sonuna geldik. Öyle, yazık çok ki. Çabuk çok geçti. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler, katılımınız için. Teşekkür ederim.